yaklanır? Birinci turda 4 evet alarak bir üst tura geçmeyi hak kazandım. Turun içerisinde birbirinden etkileyici close-up magic numaraları yaptım. Bu toplardan bir tanesini alıyorum. Avcumun içine koyuyorum. Diğerini de sizin avcunuzun içine koyuyorum. Aramızda bir mesafe var. Elinizi açar mısınız? Birinci turda Özgün Amal numaranın üzerine öpücük verdi. Eğer 6 çıkarsa... Öpeceğim seni. Bu akşam bütün Türkiye'yi etkileyip finale doğru ilerliyorum. Evet, Berk Uçkun. Evet. Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun. İlk turda bizi gerçekten etkiledin. Değişik bir tarzın vardı. Evet. Burada da aynı istikrarı bekliyoruz senden. Bu daha etkili olacağına inanıyorum. Öyle mi? Evet. İllüzyon yapacaksın. İllüzyon. Başarılı. Close up. Çok teşekkür ediyorum. Ya, bugün şova başlarken bir tane asistan, bayan bir asistana ihtiyacım var. Onun yanıma almak istiyorum. Sizden seçerseniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi şöyle alayım. Şimdi 6 tane zarfım var. Bu 6 tane zarfın içerisinde tahmin var. 6 tane ayrı tahmin. Bunları karıştıracağım. Sırayla zarfları yerlerine. Yerlerini yerleştireceğim. Bu zarfları harfler veriyorum. Parmağını A zarfının üzerine koymanı istiyorum. Evet, üzerine. Evet. Sana iki kere ilerle dediğimde buradan başlayaraktan 1-2 gidebilirsin veya aşağı yukarı gidebilirsin. Ben nasıl bakmadan yapacağız bu işi? Bana bak abi. Size bakayım. Bak şöyle abi. Yaklaşayım. A zarfının üzerinde duruyorsun. Şu an bir kere ilerlemeni istiyorum. Normal olarak A zarfından bir kere ilerlediğine göre A zarfını ayırabilirsin, yere atabilirsin. Tamam mı? Bitirdiğin yerden 3 kere ilerlemeni istiyorum. F zarfını da eler misin? Şimdi daha çılgın bir şey yapıyoruz. 5 kere ilerlemeni istiyorum. E zarfını alalım. Şimdi 3 kere ilerlemeni istiyorum. B zarfını da çıkar. Son olarak başka bir opsiyon kalmıyor. 2 kere ilerlemeni istiyorum kaldığın yerden. C zarfını da ayırabilirsin orada. Tamamen ben sayı söyledim ama tamamen hanımefendinin kendi isteği doğrultusunda ilerlediğim bir zarf seçildi. Şimdi seni böyle yanıma almak istiyorum. Sana bu şişeyi vermek istiyorum. Şöyle elinde tutmanı istiyorum. Elimde suyum var. Tutar mısın? Bu yetmedi. İkinci bir... Şimdi sıkıca tutmanı istiyorum. Alttan. Şöyle odaklan. İçinde ne olması gerektiğini düşün. Hazır mısın? Odaklanıyorsun değil mi?
Sana çok teşekkür ediyorum yardımın için. Seni alkışlarla yerine alıyorum. Şimdi yanınıza gelmek istiyorum Hacım Bey. İyi akşamlar tekrar. Bu sizin için burada duracak bir şey. Onlar size. Merhaba. Merhabalar. Şimdi sizle tekrardan başlamak istiyorum. Sahnenin başından beri cebimde beyaz bir kart var. Bunu yerine koyuyorum. Desteği çıkartıyorum. Destedeki bütün kartlar birbirinden farklı. Evet, farklı. Evet. Şimdi Acun Bey, sizden herhangi bir yerde dur demenizi isteyeceğim. Ben bakmayacağım. Hazır mısınız? Dur. Gördünüz kartınızı. Desteği siz alın. Kartımı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. Seçtiğiniz kart... Kara 4 müydü? Asıl önemli olan desteği yere siz açın. Kara 4 orada mı? Orada yok. Hadi canım. Bütün yolcuları biri tuz. Tuz saflığı simgeliyor. Evet. Şimdi sol elinizi uzatın bana. Sol saftır. Tuz seni simgeliyormuş Özgür. Kalp. Karabiberde negatifliği. Negatifliği. Onu da. Ha, onu da aynı öyle. Bir denge oluşturmak amaçlı. Aynen öyle. Şimdi elinizi alayım. Al. Sıkıca kapatın. Şimdi içerisinden bir tanesini seçmesini istiyorum. Tuz mu karabiber mi? Tabii ki tuz. O zaman elinizdeki karabiberleri geri almış olmam lazım değil mi? Evet. Elinizi açar mısınız? Çoğunu alamaması çoğunluğuna rağmen. O da daha büyük bir tuzu biberi olsun. O zaman daha büyük bir numara yapayım size. Çivatayla sobunu veriyorum ve kontrol etmenizi istiyorum. Ettim tamam mı? Bu bunu. Evet, içini sonuna kadar götürün. O da ondan sonrası gitmeyecek herhalde. Çok çok dibe evet, gitti. Evet, bu kadar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İnşallah şu, olur. Şu açı iyi, değil mi? Şimdi kralı sağ geliyor. Elinizi alayım. Kralı geliyor. Beni tutun. Tuttum. Şimdi somuna odaklanın. Ha işte. Oo. Siz sen, bu arada konuşurken... Senden elektrik aldı çocuk. Elektrikle vidayı döndürdü. Ne olacak? Öpücük alamadım bari vidayı döndüreyim dedim. Evet. Öyle olmaz her dakika öpücük. Aa, sen öpücük de almış, yani evet, bir kere doğru. Öptük diye. Şimdi biz öpeceğiz kardeş. Tamam abi. Sıra onlarda. Tamam. Sıra her şey sırayla. Görüyorsunuz değil mi bendeki elektrik neler yapıyor? Sen misin Özgür öpen? Sen gel bendeki elektriğe bak şimdi. Geçen var mı bana? Evet abi. Sıra bakma böyle arada girdik. Hiç önemli değil. Şimdi biraz Paris'ten bahsetmek istiyorum. Paris. Sanatçı olduğunuz, sanatçı kişiliğiniz için. Paris'teki en ünlü müzelerden bir tanesi Louvre Müzesi. Evet. Louvre Müzesi'ni o kadar büyük ki içerisinde milyonlarca sanat eseri var. Evet. Ve Louvre Müzesi'ni her esere bir dakika ayırdığınızda 3 yıl alıyor. Ben de destemi getirdim. Deste birbirinden farklı. Şimdi sizden bunların hepsinin birer sanat eseri olduğunu varsayın. Louvre Müzesi'nden. Tamam. Siz bana bir yerde dur deyin. Dur. Bakın kartınıza. Baktım. Şimdi kartınızın üzerine siz de bir sanat eseri yapmanızı istiyorum. Ben de görebilirim. Açabilirsiniz. Ha, sanat eseri yapayım. Evet, bir resim çizebilirsiniz. Çöp adamı yapıştırıcı. Altına imzanızı da atarsanız, hani her ressamın bir imzası olduğu gibi. Sanat eseri. Evet. Şimdi, destenin içerisinden... Ben buna 10 saniye bakmam bak, öyle söyleyeyim. Kartınızı
Testenin içerisine açık bir şekilde koyuyorum. Tamam. Bastırıyorum şuraya. Hazır mısın? Hazırız. Şimdi bu sanat eserlerini ben daha kısa bir yolunu buldum çözmenin. Karıştırmadın ya. Karıştırdı değil mi? Evet. Karıştırdı. Sanat müze yaptı. Müzedeki en ünlü, en büyük parçalardan bir tanesi. Vay be, gerçekten. İğrenç bir resim yapmışım, onu ayrı... Ben o sanat eseriyle bunu saklamak istiyorum. Çok güzel. Kardeşim güle güle kullan. Alın size sanat eseri. İşte sanat eseri bu. Size bir oyun daha yapmak istiyorum. Bana mı? Evet. Abi yandan niye? Kafam büyük çıkıyor. Bana niye numara yapmıyorsun oğlum? Bir saattir burada duruyoruz ya. Abi en var iyisi seninki. Hayır var, tamam. Okey, tamam. Bekliyorum. Bir bebek resmi. Bebek mi? Şöyle. O bebekse var ya, ben yemin ediyorum kaçarım. Bakayım. Abi Chucky ya o. Şimdi sizden istediğiniz sol elinizi uzatın. Sol. Açın avucunuzu. Açtım. Kapatın üzerinizi elinizi. Kapat. Sıkıca tutun. Tamam. İyice tutun. İyice. Oha. He? Şimdi elinizi açın. Resmi içerisinde benim. Bu biraz korkmuş oldu herhalde. Wow. Abi bu nedir ya? Yaktı çocuğu. Kardeşim korku filmi gibi bir durum yani bu şimdi. Nasıl oldu abi bu ya? Sanat eserinden buraya atladık. O bebek ne hale geldi? Ağacın içinde yaktı. Son olarak, hepsi farklı. Hepsi farklı, yemin ederim hepsine baktım şu an. Ne kadar hevesliyim gördün yani, inanılmaz farklı da. Tamam. Ben böyle farklı o zaman yerim. Herhangi bir yerde dur diyoruz. Dur. Bakın kartınıza. Bakayım. Bana göstermeyin, kameraya da göstermeyin. Orayı gösterebilirsiniz. Göstereyim mi? Gösterin. Göster. Hazır mıyız? Ben size, ben okumadım ki. Heh. Tamam. 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 Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Evet. Şimdi. Bir program sadece kartları karıştırıyor. İstediğiniz yerde durdurmak için ekrana tıklıyorsunuz. Tamam. Bir kart çıkıyor. Ben şu an kartınızı bilmiyorum. Avucunuza koyun kartınızı. Kapalı mı koyayım? Öyle koyun. Tamam. Aynı anda kartı çevirdiğinizde ekrana dokunmanızı istiyorum. Aynı anda. Eser havalısın. Sen bunu nereden aldın bu telefonu ya? Bu nasıl ya? Çıkışta satabilir mi abi? Berk var ya masa başında bitiriyor işi abi. Çok güzel ya. Hep böyle. Şimdi geçen gösteride benden bir oyun istemiştiniz. Ben de size o gizemli oyunu getirdim. Ne istemiştim ben? Ben böyle... Hani bana bir şeyler öğrettin demiştiniz. Ha, bana bir şeyler öğret ha. Evet, ben de en gizemlisinden bir tanesini getirdim. Evet abi. Şöyle baş parmağınızı uzatın. Bu zinciri bu parmağınızın arkasına koyuyorum. Tamam. Bir, evet. İki, üç tutuyorum. Tuttum. Çektiğim zaman... Ya ne yapıyorsun oğlum? Bir daha ya. Bir daha yapsana. Ben yakalayacağım ya. Yakalayacağım. Hazır mıyız? Hazırım. Yakalarsan bak kızmayacaksın. Yakalarsan sizin olacak zaten. Biraz daha yavaş yap. Dur hemen yapma. Yavaş yavaş. Sakin ol. Evet. Evet, evet, evet. Tamam. Ya gerçekten. Gerçekten insan kendini gerizekalı gibi hissediyor biliyor musun? Gerçekten var. Bakın şimdi. Bir matematiği var. Eser yine mi olmadı? Yine olmadı, anlamadım daha abi. Daha başka ya. Bir oyun. En bildiğim eser çözer mi? Bugün de mi yeteneksizsiniz de olmadı? Şimdi. Aynen. Bir çember, zincir aynısı. Murat yapsın istiyorsan. Ya ne yapıyor da. Tamam. Avucunuzu açın içine, altına. Ben bu normalde bıraktığımda bunu yakalamanız lazım. Evet. Normalde.
küçük bir sihirle ikinci kez yapamıyoruz. Nasıl Hazır ya? Mısın? Bir dakika dur. Yakalarsanız sizin olacak. Tamam. Ya abi gerçekten bak var ya. Sıkıntı var ya. Bir kızla flörtleşirken şunları bir yapabilsem i̇şte yemin abi. Ederim. Bak yeminim. Öğretmek canım, için geldim. Senin olacak falan. E sen bunu bana öğretsene ne ihtiyacın olur. İhtiyacın mı var ya senin sihirbaz? İhtiyacım yok. Olay bu değil mi? Son olarak sahneye, son oyun için birini almak istiyorum. Siz seçin. Bu oyunun kaderini de siz belirleyin. Ben gelsem. Karşıcıyım. Merhaba. Seni şöyle alayım. Şimdi ilk önce sepetin altındaki fermuarı açar mısın? Sepetin tamamen boş olduğunu... Boş değil mi? Fermuarı kapat. Şimdi... Elimde 20 tane dolar var. Dolarların seri numaralarına bakar mısın? Veya hepsi birbirinden farklı şeyler değil mi? Evet. Şimdi bunları... Bunları sepetin içine atıyorum. Tamam mı? Şimdi elini sepetin içine dal, koy içine. Seç, karıştır iyice. Bir tanesini almanı istiyorum oradan. Bir tanesini seç. Ön yüzünü şöyle gösterirsek gösteriyoruz. Kamerada gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi bunu katlıyorum. Bir sürü daha katlıyorum. Bu paranın ön seri numarasını kopartıyorum. Tut bunu. Şimdi bize bunu katladım. Şimdi bize bir dakika. Bize bir çakmak lazım. Bu parçayı tutabilirsin. Bu parçayı yakıyorum. İyice yanmasını sağlıyorum. Yandığından emin misin? Gerek yok. Şovun en başında bir zarf seçilmişti. Bir olaylar olmuştu. En son D zarfı kalmıştı. Bu zarfı gelip açmanı istiyorum senden. Ben dokunmayayım. Şimdi zarfı şöyle yanından açıyorum. İçindekini al. Şimdi içindekini yavaşça açalım. Tutmanı isteyeceğim. Şimdi normalde burada gözüken bir anlamsız olabilir ama D zarfının seçileceği, Acun Bey sizin 4 karonu seçtiğiniz karabiber, sanat eserinin 7 kupanın üzerine yapılmış olması, en son Eser Bey'in sinek altısı, karşıyaka niye edersiniz? Ben normalde bu oyunu Alpe'de hitap etsin olarak istedim. Bu listede Alp'in de olmasını istediğim için bunu yaptım. Ama ve lakin burayı yaktığım zaman son olarak elindeki kağıdı, elindeki parayı açar mısın? Yanıma gelir misin? Eşleştirme edene üzerine, tam üzerine getir. Ya da bunu çıkartayım buradan sen yap. Dur, ben tutayım. Birebir.
Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Berk için evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Eser? Ya Berk çok iyisin ya. Yani bu mesleği hani profesyonel olarak da hayatında da her zaman yapabileceğin, çok daha iyi yerlere girebileceğini düşünüyorum. Seni izleme gerçekten sahnede bir keyif. Güzel de puan alacağını düşünüyorum. Seni yarı finalde de inşallah görebiliriz kardeşim. İnşallah. Tebrik ederim. Sağ olun. Peki yüzdemizi alalım. Yüzde kaç Berk'e evet demiş hep beraber? Güzel bir yüzde. Yani potaya girdiğin kesin ama ne olacak bilmiyoruz. Alkışlarla kumsalıyoruz.